Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Yeni bir İngilizce dersimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün 8. sınıf ilk dönem konularının bir genel bir tekrarını yapacağız. Hızlıca hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar, birinci ünitemiz görüldüğü gibi Friendship. Bu ünitede aktivitelerin isimleri var. Meeting with friends. Arkadaşlarla buluşmak. Evet, meet buluşmak, friend arkadaş biliyorsunuz. Meeting with friends arkadaşla buluşmak. Having a picnic, piknik yapmak. Playing sports, spor oynamak, spor yapmak. Skating, paten kaymak. Cycling, bisiklete binmek. Having a party yapmak, değil mi arkadaşlar? Bunlar bilmemiz gereken üniteyle alakalı kelimeler ve durumlar arkadaşlar. Hemen bakalım önemli bölümler neler var. Burada soru kalıpları var. Bakalım. Hemen burada arkadaşlar yine bilmemiz gereken üniteyle alakalı kelimeler var. Günlük en az 5 kelime, 10 kelime öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu her dersimde söylüyorum. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Backup, desteklemek değil mi arkadaşlar? Backup. Burada match diyor, eşleştir diyor. Demek ki burayla eşleştireceğiz arkadaşlar. Backup, desteklemek. Burada hangisi arkadaşlar? Support değil mi arkadaşlar? Support da desteklemek demek. Bunlar demek ki eş anlamlı. Demek ki arkadaşlar eş anlamlı. Backup ve support desteklemek demek. Buddy, yakın arkadaş. Best, yine yakın arkadaş. Close, yakın arkadaş. True friend, gerçek arkadaş. Yani yakın arkadaş. Bunların hepsi aynı anlamda arkadaşlar. Best friend, close friend and true friend. Count on, güvenmek demek arkadaşlar. Count on, güvenmek. Ve burada trust, güvenmek demek arkadaşlar. Demek ki bunlar da eş anlamlı kelimeler. Get on well with someone. Birisiyle iyi geçinmek. Get on well, iyi geçinmek demek arkadaşlar. With someone, birisiyle iyi geçinmek. Like each other. Birbirinden hoşlanmak, birbirini sevmek. Laid back, rahat. Relaxed da yine rahat demek arkadaşlar. Bu da eş anlamlı kelimeler arkadaşlar. Hemen hızlıca ilerliyorum. Ünite 5'ten olduğu için. Testle ilgili burada bir tekst vermiş ve onunla ilgili sorular var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bu ünitede çok önemli bir soru kalıpları var arkadaşlar. Birincisi would you like kalıbı. Would you like, ister misin? Kibar bir şekilde ister misin diye bir soru cümlesi kurmak istediğimiz arkadaşlar biz would you like kalıbını kullanırız. Would you like to come over tomorrow? Yarın uğramak ister misin? Would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? Bakın arkadaşlar, ister misin diye kibar bir şekilde soracağımız zaman demek ki biz neyi kullanıyormuşuz? Would you like kalıbını kullanıyormuşuz. Are you busy tomorrow evening? Yarın akşam meşgul müsün? How about, what about? Bakın arkadaşlar, bu da what about da var. Yine bu aynı anlamda geliyor arkadaşlar ikisi de. How about, what about? Bunların ikisinin özelliği How about ve what about kalıbından sonra gelen fiil ing2 yani ing2 almak zorundadır arkadaşlar. Bu bir sınav sorusu. Her zaman karşınıza çıkacak. How about, what about, going. Bunların ikisinden sonra da gelen fiil ing2 yani ing2 almak zorundadır. How about going to the cinema this Saturday? Bu cumartesi sinemaya gitmeye ne dersin? Evet. Arkadaşlar, bu sorulara yes, I would love some. Evet, biraz isterim. Accepting yani kabul etme. Kabul etme ve refusing, reddetme. Bu sorular arkadaşlar kabul edersek bu cevapları veririz. Reddedersek de bu cevapları vermiş oluruz arkadaşlar. Yes, I would love some. Evet, biraz çok isterim. Evet, biraz isterim. Sure, tabii. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Yeah, evet. That would be great. Bu harika olabilir. Yeah, why not? Evet, neden olmasın? No, not at all. Hayır, hiç de değil. Why? Neden? Sure, tabii. It sounds good. Kulağa hoş geliyor. It sounds great. Kulağa yine hoş geliyor. It sounds awesome. Kulağa hoş geliyor. Bunların üçü de kullanılabilir arkadaşlar. Reddederken de I am sorry but I can't come over because my cousin is coming tomorrow. Arkadaşlar, bizden bir cümlede but varsa o cümleye artık olumsuza doğru evriliyor demektir. Üzgünüm ama I can't come over, yarın gelemem, uğrayamam çünkü yarın kuzenim geliyor. No thanks, teşekkür ederim. I'm full, tokum.
I'm stuffed yine tokum demek herhalde arkadaşlar. I would love to çok isterdim. But bir önce dediğim buydu arkadaşlar aslında. Olumlu gidiyor cümle. I would love to çok isterim. But dediği anda olumsuza döndü demektir arkadaşlar. Çok isterim. But ama I feel ill. Hasta hissediyorum. Hastayım diyor arkadaşlar. Demek ki ben bu cümle kalıbıyla ilgili how about, what about, why don't you daha var arkadaşlar. Bu sorular sadece bu sorular değil. Şimdi gelir aşağıda. Why don't you, değil mi? Why don't we? Zaten ikisini de kullanır. Bunda da yine arkadaşlar bu cevapları kullanabiliriz. Aşağı doğru iniyorum. Bakalım neler var. Evet. Tick the kind of movies, kind çeşit tür mü? Kind of çeşit tür. Like you like watching. Hangi tür film izlemeyi seversin? Komedi, komedi, animation, animasyon, drama, drama, thriller, korku, science fiction, bilim kurgu, western, ne deriz western'i, cowboy, romance, romantik, and action, hareket, aksiyonlu film demek arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Zaten çoğunuz da bunları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde bakalım başka ne varmış. An exhibition, sergi demek arkadaşlar, bakın burada görüldüğü gibi sergi, resim sergisi olur, sanat sergisi olur, bunlara exhibition diye söyleyebilir. A concert, bir konser değil mi arkadaşlar, bakın burada an geldi çünkü an'den sonra gelen harfin okunuşu, bakın arkadaşlar yazılışı değil okunuşu, ama %90 okunuşla yazılışı genelde tutuyor birbirini, sadece %10'luk bir kısım var, onu da fark edebilir ama siz yine bu şekilde öğrenin. E ve an'den sonra gelen ismin eğer okunuşu sesli ise en, sessizse e gelir arkadaşlar. E ve en'in farkı da bu, yeri gelmişken hemen söyleyelim. An exhibition bir sergi, a concert bir sergi, bir konser, a book fair bir kitap fuarı. Ne bakın, bakın yine a book b sessiz harfi olduğu için e geldi. A play yine bir oyun, bir tiyatro oyunu, bir gösteri. Yine p ağzımızdan çıktığı için, P'ye çıktığı için ve ama an apple, bakın sık kullanılan yazılışıyla okunuş farklı olan bir kelime söyleyelim. University değil mi arkadaşlar, bakın university diye yazılıyor. Türkçe'ye yakın bir şekilde yazılıyor. University ama okunuşu arkadaşlar İngilizce'de university olduğu için, ağzımızda Y çıktığı için yine başına an değil E geliyor arkadaşlar. A University. Evet. Bu şekilde de bunu bilmeyenler için tekrarlamış olalım. İleride zaten bunlarla ilgili, tek bununla ilgili bir bölüm çekeriz. Evet. Yine arkadaşlar sınavlarda bir text verip bunun sender'ı, yani göndericisi kim, receiver, alıcısı kim, event, olay ne, date, tarih ne, place, nerede oluyor diye soru çıkabilir arkadaşlar. Kesin de çıkıyor. Sınavlarda ilk dönemde kesin çıkmıştır. Evet arkadaşlar, help me get to know you, seni tanımama yardım et diye bir bölüm. Burada arkadaşlar sorular var. What's your hometown, senin doğduğun şehir neresidir? When is your birthday, doğum tarihin ne zaman? Do you have any sister, brothers, kız kardeşim veya erkek kardeşim var mı gibi sorularla arkadaşını daha iyi tanımanı söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz what, when, which, how, where gibi WH ile başlayan who, whose, WH ile başlayan kelimelere WH questions diye arkadaşlar, WH questions diye bunlara isimlendiriyoruz. Bunlar WH ile başlayan soru kelimecikleri diye geçer arkadaşlar İngilizce'de ve her zaman cümlenin, soru cümlesinin en başına gelir arkadaşlar. Yine bunlar geri gelmişken söyleyelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağı doğru bakalım neler var. Accepting, refusing dedik. Evet. Would you kalıbı dedik. Yine burada shall var arkadaşlar. Bir önce yukarıda olmayan. Would you like kalıbı, shall we kalıbı. Arkadaşlar shall we kalıbı, shall I veya shall we. Sadece bu ikisinin kullanımı var. Onun dışında başka hiçbir kullanımı yok. Shall we like to go to the Othello play on Saturday? Yapalım mı, edelim mi arkadaşlar derken kullanırız. Shall we
Olur mu arkadaşlar burada? Hangisini seçeceğimi soruyor aslında. Buraya uymuyor gerçi. Buradaki soru kalıbı arkadaşlar. Would you like to? Çünkü would you like kalıbı ile alakalı bir soru. Would you like to go to the Othello play on Saturday? Cumartesi günü Othello oyuna gitmek ister misin diyor soruyor. Bu da yine shall we ile sorulur arkadaşlar. Shall we go to the picnic diye soru soruyor. Gidelim mi? Gidelim mi? Yapalım mı? Edelim mi derken shall we kalıbını kullanabiliriz arkadaşlar. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam diyor. Olumsuz cevap vermiş. Yani refusing. That's awesome. Bu harika olur diye de olumlu cevap verebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Burada yine kelimeler var. Argue, tartışmak. Art, sanat. Chit chat, sohbet etmek. Cool, serin, havalı anlamları var arkadaşlar. Asıl anlamı, ilk anlamı serin. Havanın serin olduğunu belirtmek için. Ama şu an günlük yaşamda cool, havalı, artist anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Friend, arkadaş. Full, dolu. Talk, honest. Bakın bir önceki örneğimizi bunu da verebiliriz. Bakın he ile başlıyor ama ağzımızdan çıkan ne? O, honest. O zaman an honest. Değil mi arkadaşlar? Laid back, rahat. Mate, dost, arkadaş. Secret, gizli. Excuse, bahane. Support, destekle bak arkadaşlar. Bunları da yine bu şekilde not alabilirsiniz arkadaşlar. Bilmeyenler ezberleyebilir. Ve ben söyledikten sonra durdurup tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine bazı soru kelimeleri var. Invitations, davetler. Responses, cevaplar. Are you doing anything on Saturday night? Cumartesi akşamı herhangi bir şey yapıyor musun? Would you like to drink something and chit chat at a cafe? Bir kafede sohbet edip bir şey içmek ister misin? Diyor. Buradan arkadaşlar cevabını bakıyoruz hemen. Saturday diyor. Şöyle bakıyorum hızlıca. Bakıyorum. Evet. I am sorry. Üzgünüm. I am visiting my grandparents on Saturday. Cumartesi günü anne babamı ziyaret ediyorum. Demek ki bunun cevabı bu arkadaşlar. Are you busy on tomorrow afternoon? Yarın öğleden sonra meşgul müsün? Would you like to go to the shopping mall? Alışveriş merkezine gitmek ister misin? Diye bir soru var arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet, burada alışveriş tişört almam gerekiyor bence diyor. Alışveriş merkezinden bahsediyor büyük ihtimalle. Yes, that would be great. Bu evet harika olabilir. I need to buy some new t-shirts. Yeni tişörtler satın almaya ihtiyacım var. Satın almalıyım. Can you pick me up at 4 p.m.? Beni öğleden sonra 4'te alabilir misin diye söylüyor arkadaşlar. Bunun cevabı da büyük ihtimalle bu. What are you doing tonight? Bu akşam ne yapıyorsun? Would you like to eat out? Dışarıda yemek ister misin? Hemen bakalım arkadaşlar. Bu ihtimallerin cevabı da bu arkadaşlar. I would love to. Çok isterdim. Ama I am studying for the science exam tonight. Çok isterdim ama bu akşam bilim sınavına çalışıyorum, çalışacağım diyor arkadaşlar. Çalışıyorum. I am going to the jazz concert on Friday. Cuma akşamı jazz konserine gidiyorum. And I have two tickets. Ve iki tane biletim var. Would you like to come? Gelmek ister misin? Bunun cevabı da herhalde bu. That would be great. Harika olabilir. But yine olumsuz dönüyor. My aunt is coming for the weekend. Teyzem, aunt, teyze, hala demek. İngilizce'de hafta sonu için teyzem, halam geliyor arkadaşlar. Bunun cevabı da bu. Arkadaşlar burada karışık kelimeler vermiş. Hemen yapalım birkaç tane. Would you like kalıbı sormuş. Would you like to go to the theater? Evet arkadaşlar. Hocam nasıl yapıyorsunuz? Neden böyle kodunuzda bunları koymadınız? Gibi sorular gelebilir. Arkadaşlar artık belli bir şeyden sonra anlıyorsunuz. Would,
Dediğim gibi önceki what, when, which, bunlar soru cümlesinin en başa gelir. Zaten emizarsa veya herhangi hangi zamansa ona ait olan yardımcı fiil başa gelir. O yüzden arkadaşlar zaman içerisinde bunu hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Would you like to go to the theater? Tiyatroya gitmek ister misin? Are you busy on Wednesday? Çarşamba günü meşgul müsün? Arkadaşlar Wednesday değil mi arkadaşlar? Çarşamba demek. Her günlerin önüne 10 gelir arkadaşlar. Shall ile ilgili bir soru. Shall we? Ne dedik? Shall we veya shall I diye kullanılarak başka hiçbir kullanımı yok. Bu kadar. Shall I yapayım mı edeyim mi? Shall we yapalım mı edelim mi? Shall we drink something at a cafe? Bir kafede bir şeyler içelim mi? Evet. Demek ki shall kalıbından sonra gelen fiil nasıl geliyormuş arkadaşlar? Her zaman yalın gelir arkadaşlar. Shall kalıbından sonra gelen fiil her zaman yalın gelir. How about ve what about kalıbından sonra gelen fiil her zaman nasıl geliyordu? ING takı sözü arkadaşlar. How about going to a shopping mall at the weekend? How about going to a shopping mall at the weekend? Hafta sonu bir alışveriş merkezine gitmeye ne dersin? Ve son kalıbımızda arkadaşlar why don't kalıbı. Why don't we veya why don't you bu arkadaşlar. Why don't we have a barbecue next week? Önümüzdeki hafta sonu, önümüzdeki hafta, next week, gelecek hafta neden barbekü yapmıyoruz? Evet arkadaşlar bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Birinci ünitemizi böylece bitirmiş olduk. Hemen ikinci ünitemize geçelim arkadaşlar. Rock, jazz, hep bunlar arkadaşlar yabancı kelimeler dilimize geçmiş. Rap, folk, halk müziği. Klasik, pop, slow dance, yavaş, değil mi? Slow, yavaş dance, Indian ve Indian gibi. Neredeyse hepsi arkadaşlar dilimizde bu şekilde kullanılan kelimeler hiçbirimize yabancı artık değildir. Artık dilimize ne kadar yabancı kelimeler girmiş bunu da buradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar fond of bir kalıp ifadedir. Fond of düşkün olmak. Evet not alabilirsiniz arkadaşlar. Fond of are yok. O are herhalde çoğul özne olduğu için ondan dolayı geliyor. Fond of düşkün olmak. Dislike hoşlanmamak. Enjoy eğlenmek. Like hoşlanmak. Love sevmek. Prefer tercih etmek. Bunlar da yine bu ünitede bilmemiz gereken kelimeler arkadaşlar. Bunları buraya çok rahat yerleştirebiliriz arkadaşlar ama çok fazla üzerine durmak istemiyorum çünkü üniteler çok. Prüfe kalıbı arkadaşlar çok önemli bir kalıp. Prüfe, like, dislike. Bunlardan sonra gelen fiil arkadaşlar ing2 almak zorundadır arkadaşlar. Prüfe fiilinden sonra like'dan sonra, dislike'dan sonra gelen fiil ing2 almak zorundadır. Enerjik, harmonik, impresif, etkileyici, terrifik, korkutucu, unbearable, çekilmez. Arkadaşlar bunlar da yine kelimelerimiz. Devam ediyoruz. Yukarıda text vermiş onunla ilgili bazı kelimeler. Evet. Burada da I love veya I like veya I enjoy going to concert. Konsere gitmeyi severim. Konsere gitmekten hoşlanırım. Demek ki love, like, enjoy fiilinden sonra gelen fiiller de arkadaşlar ing2 almak zorundadır. I hate, dislike, insulting others. I am not a snob. Evet. Hate, dislike de hoşlanmamak demek arkadaşlar. I hate insulting others. Diğerlerini rahatsız etmekten nefret ederim. I am not a snob. Ben bir züppe değilim. I am not a snob. Züppe demek snob arkadaşlar. Bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Demek ki love, like, enjoy, hate, dislike gibi fiillerden sonra gelen fiil ing2 almak zorundadır arkadaşlar. I prefer hip hop concerts. Hip hop konserini tercih ederim. I think they are terrific. Bence onlar harikadır. Aşırı heyecan verici anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Korkutucu anlamında kullanılıyor. Buradaki anlamı aşırı heyecan vericidir. Burada da arkadaşlar I prefer reading okumaktan okumayı tercih ederim. The news online. Haberleri online okumayı tercih ederim diyor arkadaşlar.
Demek ki prüferden sonra gelen fiil ing2 almak zorundadır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hızlıca bakıyorum. Bakalım neler var. Burada yine ünitenin adını söylemedik. Teen life, değil mi arkadaşlar? Teenager'dan teen. Teenager yani genç yaşamı, ergenlik çağındakilerin yaşamı gibi çevirebiliriz arkadaşlar. Genç yaşamı daha uygun olur gibi gözüküyor. Look at the book genres. Kitap çeşitlerine, türlerine bak. Match them with the pictures. Onların fotoğrafları işleştir diyor arkadaşlar. Biz tabii o kadar zaman harcayamayız ama dedektif kitapları, children's çocuk kitapları, fantasy, travel, seyahat, biyografi kitapları, science fiction, bilim kurgu kitabı, gothic kitaplar and realistic, gerçekçi kitaplar arkadaşlar. Hemen bakalım. Rose prefers fantasy and detective books. Rose fantezi ve dedektif kitaplarını tercih eder. Arkadaşlar burada hemen bir konuyu anlatalım. Bakın prefers diyor. Rose prefers. Prefer fiili s takısı almış. Bir fiil neden s takısı alsın ki arkadaşlar? Evet, bir fiil hiçbir zaman s takısı almaz. Sadece bir yerde alır arkadaşlar. O da geniş zamanda alır sevgili arkadaşlar. Ama onun şartları var. Geniş zamanın her yerinde mi oluyor? Hayır. Birinci şartımız cümle olumlu olacak. Bakın bu cümle olumlu. Not yok. Soru işareti yok. Soru cümlesi değil. Demek bu cümle olumlu cümle. Ben buradan da anlayabilirim. Anlamından da anlayabilirim. Demek ki bu cümle olumlu. Birinci şart yerine geldi. İkincisi arkadaşlar cümlenin fiili, cümlenin öznesi Rose tekil şahıs olmak zorunda. Demek ki neymiş? Cümle olumlu olur. Cümlenin öznesi tekil olursa fiil s takısı olmak zorunda arkadaşlar. Bu prüfe özel bir şey değil. Buradaki herhangi bir fiil. Rose plays. Rose goes. Rose drinks. Rose runs. Aklınıza gelebilecek her fiili burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cümle olumlu olur. Öznesi tekil olursa fiil s takısı almak zorundadır. Sadece ve sadece burada. Selim likes. Selim hoşlanır. Neden hoşlanır? Reading fantasy and science fiction books. Bilim kurgu ve fantezi kitapları okumaktan hoşlanır. Rose thinks. Rose düşünür. Ne düşünür? Biography books are ridiculous. Biyografi kitaplarının saçma olduğunu düşünür. Rose invites. Rose davet eder. Selim to a book fair next week. Gelecek hafta Selim'i bir kitap fuarına davet eder. Evet arkadaşlar. Selim knows the place. Selim yeri, mekanı bilir. And the date of the book fair. Ve kitap fuarının tarihini bilir. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Which sport do you prefer? Hangi sporu tercih edersin? How often do you sports? Ne sıklık spor yaparsın? Who do you do sports with? Kiminle spor yaparsın? Evet arkadaşlar bunlar da yine WH ile başlayan soru kelimecikleri en başa gelmiş ve bu şekilde soru kapıları oluşturmuş arkadaşlar. Yine bize bir metin vermiş. Bu metinle ilgili birkaç tane soru var. Bakalım başka ne var arkadaşlar bu bölümde? Who ile başlayan yine sorular var. Evet sevgili arkadaşlar. Evet. I can. Can değil mi arkadaşlar? Yapabilmek, ebilmek anlamı katıyor cümleye. Can. Can'den sonra gelen fiil her zaman yalın bir şekilde gelir. I can understand expressions about regular activities of teenagers. Gençlerin bireysel, regular, tek başına yaptığı sporlar hakkındaki ifadeleri anlarım. I can express daily activities by using prefer, like and dislike. Dislike, like ve prefer'yi kullanarak günlük aktiviteleri ifade edebilirim. I can understand, I can write. Yine arkadaşlar bakın, kendinden sonra gelen fiillerin hepsi yalın bir şekilde geldi arkadaşlar. Burada yine üniteler alakalı testler var. Hızlıca yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum sevgili arkadaşlar.
Buna bakabiliriz. How often does he wash his car? How often? Ne sıklıkla sorusu arkadaşlar. How often? Ne sıklıkla? How often ne sıklıkla arabasını yıkar? Bakalım hemen. He washes his car once a week. Once a week, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week. Böyle sonsuza kadar gider arkadaşlar. Demek ki bir kez yapılan şey için once a week. İki kez yapılan için twice a week. Ondan sonra three times a week, four times a week, five times a week diye sonsuza kadar gider arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş oldum. Demek ki bunun cevabı bu. Do you prefer reading children's books or science fiction books? Çocuk kitabı mı yoksa bilim kurgu kitabı okumayı mı tercih edersin diye soruyor. Bakalım. I prefer reading science fiction books in my opinion. Ben bilim kurgu kitapları okumayı tercih ederim. In my opinion. Bence. Benim düşünceme göre ve bence they are terrific. Onlar harikadır. What time does your sister go to swimming courses? Kız kardeşin yüzme kursuna what time? Saat kaçta gider? Ne zaman diyor mu? Ben demiyor. What time? Saat kaçta diyor. Saati soruyor. O zaman hemen bakıyorum. She goes to her course at 2 p.m. Öğleden sonra 2'de gider. She goes. Bir önceki geniş zaman esle kısa kural arkadaşlar. Cümle olumlu. Cümlenin öznesi. She tekil şahıs. O yüzden fiil esle kısa almak zorunda. Goes. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? I usually read a book, drink fresh squeezed fruit juice and chat with my friends, family. Ailemle sohbet ederim, taze sıkılmış meyve suyu içerim ve genellikle kitap okurum diyor arkadaşlar. Do you like listening to folk music? Halk müziği, folk, halk demek arkadaşlar. Halk müziği dinlemekten hoşlanır mısın? Bakıyoruz. Bunun cevabı yok galiba değil mi arkadaşlar? Bir tanesinin cevabı yok herhalde. Herhalde şey yapmamışlar. There is one extra question. Bir tane fazla soru var diyor. Demek ki o fazla soru bu. How often do you meet with your friends? Ne sıklıkla arkadaşlarla buluşursun? I meet with my friends three times a month. Ayda 3 kez arkadaşlarımla buluşurum. Demek ki arkadaşlar bir önce ne demiştik? Once a week, twice a week. Burada da once a month, twice a month, three times a month gibi veya year diye bunu istediğim şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım ümitimiz devam ediyor. Hemen birkaç tane karışık soru haline getirelim arkadaşlar. Do you like eating fruit? Do you like eating fruit? Meyve yemekten hoşlanır mısın? Evet. Soru cümlesiydi. Burada da soru yok galiba. My mother sometimes bakes a cake. My mother sometimes bakes a cake. Annem bazen kek pişirir. Evet, bake pişirmek. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun gibi birkaç tane daha soru var. Burada ne diyor? Match the words please with the pictures. Fotoğrafları eşleştir diyor yine. Compass pusula demek arkadaşlar. Map harita. Matches eşleştirmek fiil anlamı. Aynı zamanda başka ne anlamı vardı? Kibrit anlamı da var galiba. Match. Pocket knife cep bıçağı. Rope halat. Kalın ip. Sleeping bag, uyuma çantası veya uyku tulumu, tent, çadır, torch da ışık demek arkadaşlar, fener demek sevgili arkadaşlar. Evet, matches de kibrit demek arkadaşlar aynı zamanda. Match, maç anlamı var. Match, fiil anlamı eşleştirmek. Burada da kibrit, isim anlamı kibrit arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, 3. ünitemize geçelim. Oradan devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, ilk 2 üniteyi bitirdik. 3. üniteye bir dahaki dersimizde geçeriz. İlk 2 ünitenin derslerini bu şekilde tekrarlamış olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı olur. Hepinize
İyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.